Gençler merhaba. Bu hafta olmuş olduğunuz deneme sınavında 10. sınıf coğrafya sorularını cevaplayacağız beraber. 40. soruya bakalım. Organik tortullar, bitki ve canlı kalıntılarının havasız bir ortamda uzun yıllar boyunca birikmesi ve zamanla sıkışıp katılaşma sonucu oluşurlar. Hangisi söz edilen kayaçlardan biri değildir diyor. Arkadaşlar, kalker ve jips kimyasal tortul kayaçtır ve suda erimiş halde bulunan minerallerin çökelerek sertleşme sonucu oluşan taşlardır. O yüzden kalker ve jipsi eliyoruz. Gelelim konglomeraya, diğer ismiyle çakıl taşına. Arkadaşlar, konglomera fiziksel tortul kayaçtır ve yer kabuğundaki malzemelerin dış kuvvetler tarafından aşındırılıp çukur alanlarda birikmesi ve doğal bir çimento ile birleşme sonucu oluşurlar. Granit ise arkadaşlar püskürük kayaçların iç püskürük kayaçlar grubunda yer alır. Magmanın yerin altında soğumasıyla meydana gelir. Bu yüzden organik tortullar grubunda yer alan kayacımız Mercan kayadır. Bakalım diğer bir soruyu arkadaşlar. Diyor ki volkanizma sırasında oluşan çukur alanlara suların dolması ile volkanik göller meydana gelir. Yukarıdaki haritalarda numaralandırılan alanlardan hangisine yakın bir zamanda bu tür bir gölün oluşma ihtimali daha fazladır diyor. Arkadaşlar şurada gördüğünüz alan Pasifik Ateş Çemberidir ve bu alanda Büyük Okyanus çevresinde yer alıyor. Şu alanda yer alan bir yay var. Biz buna Pasifik Ateş Çemberi adını veriyoruz. Ve arkadaşlar bu yay kıta sınırlarını oluşturduğu için aktif volkanizmanın en şiddetli yaşandığı yerdir. Ve volkanik bir gölün meydana gelebilmesindeki ihtimalden bahsediyor zaten soru. Bu tür bir gölün oluşma ihtimali en fazla 3 numaralı alandadır arkadaşlar. Bakalım 42. soruya. Diyor ki yukarıdaki önemli özellikleri verilen topraklar arasında hangisi yer almaz? Bakalım. Yılın büyük bir bölümünde üst bölümü donmuştur diyor. Yazın çözülerek bataklıklar oluşturur. Arkadaşlar bu toprak tundra topraklarına aittir. Aşırı yağışa bağlı olarak yıkanmış kırmızı renkli verimsiz topraklardır demiş. Arkadaşlar bunlar lateritlerdir. Ekvatoral iklimin toprağıdır lateritler. Aşırı yağışa bağlı olarak yıkanmışlardır. Diğer bir öncüle bakıyorum. Tuz ve kireç bakımından zengin olan verimi düşük topraklardır. Arkadaşlar bunlar halomorfik topraklardır. Tuz ve kireç bakımından zengindirler. Diğer bir soruya bakıyorum. Rüzgarın getirdiği maddelerin birikmesiyle oluşan topraklara ise biz lös adını veriyoruz. O zaman hepsini eşleştirdiğimizde geriye bir tek kolivyal kalıyor. Arkadaşlar kolivyal topraklar azonal topraklar grubundadır. Yani taşınmış topraklardır. Dağ yamaçlarında yağmur ve sel sularıyla taşınan ince boyutlu malzemelerin eğimin azaldığı yerlerde birikmesiyle oluşan topraklardır. Sadece kolivyal toprakla ilgili yukarıda bilgi verilmemiş. Şimdi bakalım 43. soruya. Arkadaşlar 43. soruda diyor ki aşağıda bir bölgenin aylık sıcaklık ve yağış değerleri verilmiştir. Bu iklimin etkili olduğu bir yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi diyor doğrudur diyor. Arkadaşlar ben grafiğe baktığım zaman sıcaklık farkının fazla olduğunu görüyorum. Ve diğer bir deyişle de yağış rejiminin düzensiz olduğunu görüyorum. Yağış rejim gördüğünüz gibi düzensiz. Kışların soğuk olduğunu görüyorum. Bu sert karasal iklim grafiğini anımsatıyor bana arkadaşlar. Şıkları bir bakalım. Bitki örtüsü diyor geniş yapraklı ağaçlardan oluşur. Arkadaşlar geniş yapraklı ağaçlardan oluşmaz. Çünkü sıcaklık ve yağış ve sıcaklık geniş yapraklı ağaçların oluşmasına imkan vermiyor. B'ye bakalım. Bitkiler sürekli yeşil kalan iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Doğru arkadaşlar. Çünkü soğuk gördüğünüz gibi. C'ye bakıyorum. İlkbaharda yeşerip yazın sararan ve kuruyan otlar fazladır. Arkadaşlar bu bozkır bitki örtüsüdür. D'ye bakıyorum. Bölgenin sıcaklık ve yağış koşulları bitki yetişmesine engeldir. Böyle bir durumdan bahsedemem. Bana kutup ikliminin grafiğini vermemiş. E'ye bakıyorum. Yaz kuraklığı nedeniyle kaktüsler bölgenin doğal bitki örtüsünü oluşturur. Yukarıdaki verilen grafik çöl ikliminin grafiği değil. Bu sebepten dolayı arkadaşlar ben bu grafikle ilgili B şıkkındaki yorumu yapabilirim. Bitkiler sürekli yeşil kalan iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Çünkü yukarıdaki grafik bana sert karasal iklim grafiğini anımsatıyor. Bakalım arkadaşlar 44. soruya. Aşağıdaki verilen ırmak ve ağız kesimleri bulunan delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hop hemen A şıkkına baktım. Arkadaşlar Kızılırmak,
Bafra deltasını oluşturur. Çarşamba deltasını oluşturan nehir ise Yeşil Irmak'tır. Bu sebepten dolayı cevap Adana arkadaşlar. Seyhan Çukurova'yı, Göksu Silifke'yi, Büyük Menderes Balat'ı, Gediz ise Melemen'i oluşturur. Bu sebepten dolayı arkadaşlar cevap A şıkkıdır. Bakalım gençler 45. soruya. Diyor ki coğrafya öğretmeni dünyadaki bitki örtüleri ve bu bitki örtülerinin dağılış konusunu alan Hüseyin araştırmasını tamamlamış ve sonuçlara ulaşmıştır. Hangisinin diyor yanlış olduğu söylenebilir. Birinci öncüle bakıyorum. Ekvatorda sıcaklık ve yağışın yeterli olması nedeniyle bitki çeşitliliği fazladır. Doğru arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz sürekli nemli bir alan ekvator. Sürekli sıcak ve yağışın fazla olduğu bir yer. 2'ye bakıyorum. 60-70 derece enlemleri civarında yaz aylarında yeşeren uzun otlar yaygın olarak bulunur. Arkadaşlar 60-70 derece enlemlerinde biz tundra iklimini görüyoruz. Ve bu sebepten dolayı bitki örtüsü ise çalı, yosun ve cılız otlardan oluşur. Uzun boylu otlar yaygın değildir. Bu sebepten dolayı ikinci öncülümüz yanlış. 3'e bakalım. Kuraklığın fazla olduğu bölgelerde bitkilerin kökleri derine doğru ulaşmaktadır. Bitkiler suya ulaşmak için kök sistemlerini geliştirir arkadaşlar. 2 de doğru. 4'e bak, 3 de doğru. 4'e bakıyorum. 30 derece enlemlere yakınlarında bulunan yarı kurak alanlarda bütün yıl yaprağını dökmeyen kısa boylu çalı ve ağaçlar yetişmektedir diyor. Arkadaşlar 30 derece enlemlerindeki yarı kurak alanlar derken bana şundan bahsediyor. Ekvatoral kuşak ile çöl arasında geçiş iklimi olan savan ikliminden bahsetmiş. Ve bu alanın bitki örtüsü ise yaz yağışları ile yeşeren uzun boylu savan adı verilen otlardır. Bu sebepten dolayı bu da yanlış. O zaman ne diyoruz? 2 ve 4 doğru cevaptır. 46. soruya bakalım arkadaşlar. Buzul gölleri diyor yüksek enlemlerde ve arazinin yüksek kesimlerinde görülür. Buzul göllerinin oluşma olasılığı diğerlerine göre daha azdır diyor. Arkadaşlar Kanada, Norveç, İsveç yüksek enlemlidir. Arjantin, Endonezya'ya göre yine daha çok yüksek enlemlerde yer alır. Bu alanda alçak enlemlerde yer alan ve buzul gölü oluşma ihtimali daha az olan yer Endonezya'dır. Bakalım 47. soruya arkadaşlar yandaki haritada gösterilen güzergah boyunca yol alan bir gözlemci grubunun aşağıdaki yer şekillerinin hangisi görmesi beklenemez diyor. Arkadaşlar şimdi beraber gözlemci olarak biz de yol alalım. Kapıdağ tombolasından yola çıktım. Şurada yazılı kayaya rastladım. Sonra geldim Cihanbeyli Obruk platosu. Yazılı kaya, Cihanbeyli Obruk bunlar platodur biliyorsunuz. Sonra şuralarda yer alan Toros dağları var. Toros dağları ise Kıvrım dağlarıdır. Ona da denk geldim. Daha sonra yolum bitti ve Çukurova deltasına denk geldim. Arkadaşlar ben geçerken tombola gördüm. Plato gördüm, Kıvrım Dağı ve Delta gördüm. Benim karşılaşmadığım tek şey burada fiyort olur. Fiyort nedir derseniz hocam. Arkadaşlar fiyort bir kıyı tipidir. Buzul vadilerinin yükselen deniz suları altında kalmasıyla oluşur. Yüksek enlemdeki ülkelerde görülür fiyort. Türkiye'de görülmez. Gelelim diğer soruya. Diyor ki arkadaşlar Karadeniz bölgesinde dağların kıyıya paralel uzanmasında hangilerinin etkili olduğu söylenemez. Kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farkı doğru arkadaşlar. Kıyıda daha nemli bir iklim hakim olur. 2'ye bakalım. Kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi arkadaşlar bu Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer almasıyla ilgili bir durumdur. Çünkü kuzey yarım kürede kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Yani bunun dağların kıyıya paralel uzanmasıyla ilgili bir alakası yoktur. 3'e bakıyorum. Kıyıda koy körfez azdır. Hatta doğal liman da azdır diyebiliriz. Falezler yaygın diyebiliriz. İç kesimlerde bitki türlerinin kıyıda yetişmemesi. Arkadaşlar bu da doğrudur. Zaten birinci öncülü destekleyen bir durum. Bu sebepten dolayı cevap yalnızca Adana olur. Geçelim 49. soruya. Diyor ki arkadaşlar volkanlardan püsküren tüflerin yağışlar sonucu aşınması ile peri bacası denilen yer şekillere meydana gelir. Türkiye'de hangi bölgelerde buna rastlanılmaktadır? Ürgüp Göreme yöresi biliyorsunuz Nevşehir'de yer alır ve bu alanda peri bacalarına rastlanır arkadaşlar.